Bu niye bu kadar yapıştı ya? Kilitleri çekemedim. Böyle yapsam. Hepinize merhaba. Şöyde Hazır'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Abi kız geldi. Hollanda'da doğup büyüyen Trabzonlu bir kızın YouTube kanalı. Bir Yozgatlı ile evliyim ve ikizlerimiz var. Biri Enfal, biri Barın. İkisi yaklaşık şu an 2 yaşındalar. Ve ben uzun zaman önce aslında YouTube'a hala devam ediyordum da baktım. Ya he he. Ya he. Yemin ederim bir sürü video çektim ama hiçbirini editleyip zaman bulup paylaşamadım. Ama merhabalar. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Ben de gerçekten sizleri çok özledim. Yemin ederim özledim. Vallahi billahi özledim. Kendim olmayı özledim. Kur'an'ıma yalan söylüyorum. Genellikle eşimle böyle konuşuyoruz. Eşim bana hep diyor ki hani özledim falan dedim. Gerçekten çok özledim. Kendim olduğum tek platform dedim. Yani kendim gibi olabildiğim tek platform. Şimdi karşımda kimse yok ki, aslında sen varsın, beni izliyorsun ama o kadar rahat hissediyorum ki konuşurken. O nedenle dolayı merhabalar. Şöyde Özer'im, merhaba canım benim. I love you. Şu an böyle çok rahat konuşabiliyorum çünkü ikizlerimiz, emanetlerimiz kreşe başladı. Yaklaşık 2 yaşına girdiklerinden sonra burada bir kreşe başladılar. Normalde ön okul, force hall diye geçiyor. 2 seçeneğim vardı. Ya 4 gün boyunca her hafta gideceklerdi. Sabah 9'dan öğlen 12.30'a kadar. Ya da haftanın 2 günü tüm gün. Yani sabah 9'dan akşam 6'ya kadar. Ben de dedim ki hala çalınmam minnet. Ben de dedim ki tabii ki de yani haftanın 2 günü. Tüm gün bana çok daha mantıklı geldi. Çünkü yoksa haftanın 4 günü gideceğim, bırakacağım, gittiğim gibi alacağım, eve geleceğim. Tam oturdum derken kalkacağım, onları okuldan alacağım. Dedim yok canım benim, no. This is nothing for me. Ben gidiyorken onları haftanın 2 günü yolluyorum. Şimdi haftanın o 2 günü onları kreşe getiriyorum. Bazen eşimle beraber, bazen yalnız. Eşimin işinden kaynaklanan olan bir şey. Öylesiyle vallahi bir rahat ediyorum. Yani tabii ki de ilk başta çok üzüldüm, çok duygulandım ama ondan sonra derim ki yani vallahi insan yoruluyor ya. Bize bir insan der mi? Zor değil mi diye soruyorsunuz. Evet, yani kurban olduğum Rabbim çok şükürler olsun, elhamdülillah. Gerçekten çok güzel vakitlerimiz oluyor ama inan bir o kadar da zor geçirdiğim dönemler oldu. Şimdiki dönemlerde çok daha rahatım elhamdülillah. Ama böyle yaklaşık 1,5-2 ay. Abo. En zor dönemlerim onlardı galiba. İlk o zaman, yani 1,5 sene sonra ilk o zaman böyle sinir krizi geçirip ağladığımı hatırladığım gecelerim oldu benim. Onları uyutmaya çalışırken özellikle. Çok çok zorluklar geçirdim. Çok da yeri geldiğinde hala da zor geçiyor. Allah'ım, depresyonda mıyım değil miyim belli değil. Ama inan şu an o kadar eğlenceli dönemleri ki konuşuyorlar, anlatıyorlar, konuşurken kahkaha atıyorum yani resmen. Onlarla beraber eğleniyorum. Ama elhamdülillah zaten bundan sonraki süreçte yanımda getireceğim için inşallah, Allah'ım inşallah bir aksilik çıkmazsa siz de amin demeyi unutmayın. Yani güzel geçecek. Çok büyüdüler. Çok güzel oldular. Elhamdülillah. Çok yakışıklı oldular. Birbirlerini yiyip yiyip duruyorlar. Böyle ara sıra videolar karşıma geliyor. İşte kız anneleri ne yapıyor parkta oturunca, erkek anneleri ne yapıyor diye. Yemin ediyorum parka gittiğimde oturduğumu bile ne doğru dürüst hatırlamıyorum. Hep böyle yapma! Etme! Çıkma! Isırma! Bağırma! Daha neler neler yani. Eşime en son dedim ki yemin ederim kızmaktan yoruldum. Bağırmaktan yoruldum. Yani dedim sesimi yükseltmekten yoruldum ya diyorum artık yemin. Ama anlatman gereken birkaç şey vardı. İlk başında genellikle patinlerdi diye soruyorsunuz. Bizim kedimiz vardı biliyorsunuz. Kedimizi biz verdik. Çocuklar ilk doğduğunda hemen başka bir sahibine verdik. Vermemizin en büyük nedenlerden biri Efa ve Barın böyle hafif bir kedi alerjisi göstermeye başladılar. O nedenden dolayı iyi bir aile bulduk. İyi bir aileye de verdik dolayı. La bir yavaş lan. Ödüm koptu. Başka ne vardı ya? Valla uzun zaman oldu gerçekten de. Nasıl sayılmışım? Çok özledim lan valla. Şu an 5.30'u 10 geçiyor. Ben yaklaşık 16'ya doğru alıyorum. Bir alışveriş yapmam lazım. Enfal ve Barın şu an onlarla beraber alışveriş yaptığım zaman böyle bir survivor hayatı yaşıyorum. Ve büyük bir fark. Gerçekten. 5 dakikalık işimi 35 dakikaya bölüştürdüğüm için şu an 5 dakikada bir gidip geleceğim. Oradan onları almaya giderim diye düşünüyorken. Doğru fikir mi? Hemen düşünüyorum 2 dakika. Muhtemelen doğru bir fikir olmuş olabilir. Eğer şu an evden çıkarsam tabii ki de. Gidi gurbet alım gurbet. Bunu da göstereyim size.
Balıklar aldı. Hep abi barın sever diye. Bir de evin her yerinde kalem şeyleri var. Asla çıkmayan kalem çizgileri. Evin her yerinde Picasso olayları var. Ve yatak odalarını gösterip öyle bir çıkalım evden. Yatak odalarını hatırlıyorsunuz böyle. Hamileliğimde böyle bir gösterdim dedim. Oha bu odaya bak. Çok eser kaldı ya. Böyle giriyoruz. Aha. Lestrme Luna Park'a çevirdik olayları. Eşimle bunu çok güzel yapmıştık ama bu da dağıldı. Akşam uyumadan önce kesinlikle bir kitap okuruz. Yataklarını şöyle koyduk. Bu halıydı bu arada. Türkiye'den almıştım. Çok çok memnunum. Makineye atıp yıkanabiliyor bir de. Ama yataklarını şöyle koyduk. Daha mantıklı, kendileri girip kendileri çıkıyor. Dolapları karşı tarafta. Baksana buna ne oldu? Böyle ilk aydan falan itibaren böyle bayağı bir kötü oldu. Duvarda almış başını gidiyor. Ey yavrum ey. Ev resmen dökülüyor. Resmen ev bana diyor ki kurtar beni şu Eda. Şimdi bir çıkalım gidelim. Ondan sonra bir alışverişimizi yapalım. Birkaç şey yazdım onları almayı unutmadan. Şimdi çıktık. Vay canım benim. Hop. Tadam. Yaklaşık bir saatimiz falan var. Bir saat içerisinde we can do it. Yemin ederim şu kafamdaki gözlük de hakkını veren tek şey. Yılların gözlüğü yani böyle bir şey yok. Ha kız sen benim arabamı görmedin. Sana arabamı daha göstermeden önce bu arabayı aldığımız anın videosunu göstermek istiyorum. Önce o anı bir geri dönelim mi? Yemin bir günde ne mi dese merhabalar, merhaba Barın. Merhaba Efay. Suço, Barın da es alasın. Aferin anneciğim. Biz bir Range Rover Evoque almışız. Çok şükürler olsun Rabbime. Eşim sağ olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Görgüsüzlük sizde. Bir araba aldık. Tam bir sene sonra almaya gidiyoruz. Böyle kendimiz istediğimiz gibi böyle şey yapmıştık. Hani bunu istiyoruz, şunu istiyoruz, şöyle olsun, böyle olsun falan filan detaylarına girmiştik. Barın'ın merakına. Yerim mi? Yalım. Böyle yapayım da üçümüz görünelim o zaman. Araba gelmiş, arabayı almaya gidiyoruz. Çok çok heyecanlıyım valla. Hatta eşim diyor ki araban gelsin de hemen arkadaki iki çocuk arabayı arabana koyacağım diyor. Şimdi de çocuk arabasını mis. Artık gezersin dedi. Artık gezerim inşallah Rabbim nasip ederse. Neyse biz şimdi gidelim. Ondan sonra siz bu süreçte yanımda götüreceğim. Benim için de böyle diary gibi oluyor. Yani dahbuk. Yani böyle... İşte ya Türkçemizin yetersizliğini tam geldiğimiz... Ah! Vallahi helal olsun be. Bak kimin kocası bu? Bu benim kocam. Bebeğimin direği. Bari ayıramayacaklar be. Asla ayıramayacaksınız be. Sen kocandan ayrıl. Senin de babandan ayrıl ulan. Günlük gibi oluyor. Yani yıllar sonra geri dönüp baktığımızda arabayı bu şekilde almış. Hani güzel oluyor ya. Güzel ya. Saçmalatmış. Hadi öpüyorum hepinizi. Teşekkürler. Barına. Besmelesiz iş yapmıyorduk. Efan nerede diye merak ediyorsunuz. Orada. Bu da benim arabam. Wow. Hadi anneyle açın hadi. Hadi. Bir gün atıyorum. Hayır. Çek 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 çek. Çek çek. Traka traka. Wow. Wow! Annenin arabası. Wow! Gel. Traktör. Şu an böyle ilk kez arabayı sürüyorum. Bu bir tarihi andır. Biz yazalım bismillahirrahmanirrahim. Rabbim kazasız belasız hayırlı bir şekilde kullanmamızı nasip eder inşallah. İsteyen herkese de nasip eder Rabbim inşallah. Efe'yle Barın hemen yerleşmiştir. Tatam. Ay çok heyecanlıyım. Vallahi çok güzeldi. Helal olsun kız şu anda. İçi de böyle. Maşallah, subhanallah, subhanallah. Aslında bunu 61 iken çekmem lazımdı. Bak tüh be, yeni aklıma geldi 71 görünce ya. Gördün değil mi? Rabbim inşallah kazasız belasız sürmemi nasip eder. Umarım senin de daha güzelleri olur inşallah. Ay çok güzel ya. This is my Düldül. Gerçekten adına oha Düldül diyor ki. Tabii ki de içi almış başını gidiyor ama. Look at this. Ashley.
Lay 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 lay. Ha bu kıza ne diyor ya? Ama arabamız hibrit. Yani yarı elektrikli, yarı benzinli canım benim. Şimdi gidelim. Vallahi bir saatim falan kaldı. Biraz acele etmem lazım. Şimdi Action'a doğru geldim. Normalde aklımda başka yere gitmek vardı da. Yani kurban olduğum Rabbim biliyor içimi. Buradaki mahalleyi maalesef hala ısınamadığımdan dolayı. Başka bir yere geldim. Action Hollanda'daki genellikle en ucuz bulabileceğiniz ev eşyaları ve ıvır zıvırının olduğu yer. Şurası. Ve tabii ki de kavga var, şaşırmadık. Şöyle çöp poşeti almaya geldim. Banyoyla tuvaletteki çöpler için çöp poşeti bitti. 30 tanesi 62 kuruş. Çocuklar için de bir sürü şeyler var. Bak böyle tabaklar falan var, plastik 82 kuruş. Okul için getirebileceğin şeyler. Christmas dönemine daha var ama reyonları dizmeye başladılar bilene. Bu kadar erkenci davranılmaz ya. Ve pil aldım, çıktım. Çöp poşeti ve pil. Böyle bir şey yok ya. Bu bile ne lüks de kal benim için. Bir tane markete gireceğim. Albert Heijn. Hollanda'nın Migros'u diyorum ben genellikle. Albert Heijn'dan da alacaklarımı alıp sonra çocukların kreşine doğru gideceğim. Şöyle böyle yapıyoruz. Şimdi bunları aldım. Bunları şuradan kendim scan yaparak ödemesini yapıp gideceğim. Son yarım saatim kaldı. Biraz aceleci davranıyorum. Şöyle toplam 58 euro tuttu. Şimdi emanetlerimizi almaya geldim. Bakalım bu sefer nasıl tepki verecekler. Genellikle biri ağlıyor, biri gülüyor. Ne bakalım. Hello. Bu da Enfal ve Barı'nın sınıfı. Enfal ve Barı'nı da aldık. Ta-da! Merhaba. O Enfal. Hani Barın, Barın el sallasın. Öpücük yollasın. Sen yap. Mua. Enfa okul nasıldı? İyi. Güzel miydi okul? Güzel. Ne yaptın okulda? Oyun oynadım ben. Oyun mu oynadın sen? Evet. Oyun oynadım ben. Kumda oyun oynadın. Başka ne yaptın? Ben kum oynadım. Barın da mı kumda oynadı? Evet. Vay. Barın? Barın neresi uf oldu? Göster. Barın. Uf oldu değil mi? Düştü Barın. Evet düştü. Düştü Barın. Bam. Bam diye düşmüş Barın. Bam. 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 Hadi anne şimdi telefonu kapatsın gidelim eve. Öpücük yollayın kameraya. Dağ kamera. Dağ. Allah'a emanet. Emanet. Hadi Barın'ı. Tam Barın'ı bugün istemiyormuş. Günaydınlar olsun. It's a very good day. Saat şu an 8'e çeyrek var ve sabah 6'dan beri ayaktayım. Genellikle çocuklardan önce uyanmaya çalışıyorum. Çünkü işlerimi daha da kolay halledebiliyorum. En azından sabah bir kahvemi içebiliyorum. Elimi yüzümü yıkıp namaz kılabiliyorum. Sabahlarımı böyle sakin geçirmeye çalışıyorum ki sakin bir kafayla uyanabileyim diye. Şimdi çocukları kahvaltı hazırlıyorum. Hepsini böyle genellikle eşit yapıyorum. Aynı zamanda onlar kahvaltıya oturduğunda ben de o sofraya oturuyorum ki hep beraber bir kahvaltı sefamız olsun diye. Az sonra size hazırladığım kahvaltı tabağı da göstereceğim. A kral ya. Şöyle yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Çileğimiz, üzümümüz, ekleyeceğimiz birkaç şey daha var. Emanetler de uyandıktan sonra inşallah yemeklerimizi yiyeceğiz. Derken biri uyandı. Günaydın. Günaydın. Oh. Gel anne saçını düzeltsin. Efendim oğlum. Helal. Sen güzel uyudun mu anneciğim? Çok şükür sevindim. Ama sen anneye günaydın öpücüğü vermedin. Bir de Barın. Her zaman Barın en erken uyanmamalıdır. Bu arada bunlar onların ayıcıkları. Bunların adı da Mimi. Bu Barın'ın ayıcığı. Bunsuz asla yani. Eline başka bir ayıcık ver direkt fırlatır. Barın sen nerelisin? Yozgat. Yozgat. Yozgat Trabzon. Yozgat. Maşallah. Number 2'da Nur Cemal'ini gösterdi. Günaydın. Efer. Günaydın. Saat 9'da kahvaltımızı yapacağız. Burada bir 10 dakika oynayalım. Ondan sonra kahvaltı tabağını bitirip sofraya oturacağız. Enfa güzel uyudun mu anneciğim? Evet, uyudum.
İkisinin arasındaki en büyük fark Baran'ın aşırı tez canlı. Çok dedim dedik ne istersem onu yaptırırım modunda. Enfal aşırı spontan, aşırı güler yüzlü zaten fark etmişsinizdir. İkisinin enerjisi bambaşka. Bu tam böyle Hollanda kahvaltısı. Ha kuslak. Lekker ol. Biri orada çıkıyor bile ne kahvaltı hazırlanıyor diye. Son olarak kahvaltımız böyle. Genellikle her sabah böyle bir şey hazırlarım. Yumurta kesin olur ya böyle haşlanmış ya da omlet haline getiririm. Zeytin, peynir, salatalık, roşa her kıslak. Ekmek arası her kıslak. Bu da benim kahvaltım. Saat 9'a geldiğine göre kahvaltımızı yiyebiliriz. Anne. Efendim sofraya da böyle oturuyoruz. Yemek yiyeceğiz. Anne. Efendim. Bal yemek gelmiş. Yemek yiyecek barında ama. Evet ikiniz de. Bismillahirrahmanirrahim. Anne. Efendim. Bak gördü. Lekker. Anne de burada. Burada. Biz kahvaltımızı bitirdik elhamdülillah. Şimdi oyun oynuyorlar. La ilahe illallah. Barın yok. Barın nerede? Barın batın şey girildi. Ay bayan. Neredesin? Enfal finger, enfal finger, where are you? Burada ben, burada ben. Kutup, burada ben. Ow! Çekme. O eski halinden eser yok şimdi. Izdırap için. Öpücük ver bari. Efe köşe. Ne yapıyorsun? Evet. Evet ya çok kolay. Gerçekten ikiz annesi olma. Ne? Efendim? Hayır. Bu? Boynum ağrıdı. Biz dışarıdayız. Hatta böyle öğlen uykumuzu falan yaptık. Bugün günlerden salı olduğu için annem genellikle her salı geliyor. Allah razı olsun bana yardım ediyor. Evde ütüleri falan yaptık. Şimdi Zaandam'a doğru geldik. Zaandam Amsterdam'a yaklaşık bir 10 dakika falan. Sürmez bile ne yani. Benimle annemin arasındaki mesafe max Amsterdam'ın en uç köşesinde oturduğumdan dolayı 20 dakika. Resmen nefes nefese kaldım dedim. En sonunda çekeyim bari size de göstereyim. Sen burada bekle. Çünkü ben seni az sonra alacağım, tamam? Ben de bekliyorum. Kapatla beni. Şimdi barında sıra. Şimdi anne yapsın. Ama ben de yapayım. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Duş kama, duş kama, duş kama, duş kama. Da. Ma ma. Gemiye bindik. Şimdi oraya gidiyoruz. Al kama. Hadi hadi çek 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 çek. Geldik. Anne geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen öncelikle abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Hatta videolarımın devamı gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Böylece en azından gerçekten beklenildiğini hani anlarım bilirim. Ama bu videoda gördüğünüz gibi Efe ve Barın'ı bayağı çok gösterdim. Normalde Instagram üzerine benim bir açıklama yapmıştım ki Efe ve Barın'ın yüzlerini artık göstermeyeceğim diye. Yavaş yavaş YouTube'da Efe ve Barın'ın yüzlerini videolarımda göstermemeye çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Tabii ki de tek tük görürsünüz muhtemelen çekim arasında bazı kazalar olabiliyor. Ama azaltacağım. Çünkü hani gerçekten çok nazardan korkuyoruz. Biliyorum çok görmek istiyorsunuz. Ama yine de bunlar onların özeli diye düşünüyorum. Yani olumsuz şeyler de çok var. Olumlu şeyler de çok var. Önümüzdeki haftalardaki videolarda Efe ve Barın'ın yüzlerini daha da az göstermeye gayret göstereceğim. Türkçemin yetersizliği.
bana da bu konuda saygı duyacağınızı çok iyi biliyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda inşallah kurban olduğum Rabbim nasip ederse görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ki Allah'a emanetiniz.